Gördüğün gibi o gözlerde görebiliyor musun? Her gözde bir şey var. Sol taraftaki. Bu odayı onlar için mi ayırdınız? Evet, bu oda onların odası. Burada yatıyorlar. Oyuncakları burada. Kum kapları, baksları. Aslında evin iki odasını mı onlara ayırmış oldunuz? Bir oda, bir de balkon. Balkona ayırmış oldunuz. Bir de ara şey, kiler diye kullandığımız yer. Evet, orada da tuvalet kapları falan var işte. Bunları, ufak bir kulübe. İşte Ege'nin bezleri falan bunlar. Bez diyorsunuz bir de. Tabii bez diyoruz. Geldim oğlum, geldim oğlum. Uzun yıllardır eşimle işte beraber sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Karınca karınca. Son iki yıldır dernekle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle kimsenin ilgilenmediği, yani daha çok yardıma muhtaç olan sakatlarla ilgileniyoruz. Genelde cins köpeğimiz olmaz etrafımızda. Hani kedi ve köpeklerin işte yardıma muhtaç, ya trafik kazalı ya başka şekilde hastalanmış, yaralanmış köpekleri, kedileri topluyoruz. Tedavilerini sağlıyoruz. Yani aslında zor ama hani maharet biraz da bu. Hani diğer türlü hani çok cins bir kediniz, köpeğiniz işte hani oynamak, şey yapmak keyifli tabii ama yardıma asıl ihtiyaç olan hayvanlar bunlar ne yazık ki. Zorunluluktan kaynaklanıyor bazı şeyler. Daha önce biz müstakil bir evde duruyorduk, oturuyorduk. Orası çok uygundu aslında, bahçesi çok uygundu. Ama oradaki köpek sayımız 30 veya kedi sayımız 50'ye çıkınca oradan çıktık. Şimdi bir alt katta oturuyoruz, bir binanın alt katında. Onlara göre şekillendiriyorsun aslında. Hayatını biraz da onlara göre şekillendiriyorsun. Evin dizaynını. İşte bir odayı onlara ayırdık tamamen. Bir kiler onlara ait. Ve bir de balkon. Şimdi burada onların girip çıkabilecek düzeni ayarlıyorsunuz. Onlar istediği zaman dışarıdalar, istediği zaman evin içinde. Soğuktan etkilenmiyorlar bu şekilde. Ege trafik kazası geçirmiş. Belediye haber verilmiş. Belediye almış. Yalnız kendilerinin bakacak yerleri olmadığı için bizi aradılar. Biz Ege'yi aldık. Filmleri çekildi. Birkaç veterinere götürdük. Maalesef kalıcı hasar almış. Belden aşağısı tutmuyor. O yüzden bebek gibi bakılması gerekiyor. Aldık. 14 aydır Ege'ye bakıyoruz. Kendi başına yürüme şansı maalesef yok. Yürütecimiz var. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkarıyoruz. Tutarak, yürüteci tutarak, ön patilerine basarak yürütüyoruz. Altını bezliyoruz. Çünkü tuvaletin tutamıyor. Tutamadığı için sürekli altında temiz bez olması gerekiyor. Yatak yarası olmasın diye. Günde birkaç kez altını değiştiriyoruz. Kalkıyorlar.